Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti, mağfireti, Cuma günün feyiz ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli izleyiciler. Efendim bu hafta ve özellikle bugün önemli bir gün. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tüm engelli bireylerimizin Engelliler Günü kutluyor. Sağlıklı yaşamlar diliyoruz. Efendim bu haftaki Cuma sohbetimizin konusu engelliler. Konuğumuz stüdyomuzda uzman fizyoterapist Hasan Çömez beyefendi bizlerle. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür iyiyiz, sağ olun. Efendim, engellilerle de irtibatlısınız. Onlarla da berabersiniz. Efendim, engelli bireylerin yaşamdaki rolü nedir? Yani bu aslında kişilerin engeli hangi boyutta yaşadığına bağlı olarak değişken bir cevap. Eğer kişi bedensel bir engele maruzsa ve bu doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrasında oluşan bir engelse, ona bağlı olarak yaşam standartları şekilleniyor. Zihinsel engelli ise buna bağlı olarak sonrasında karşılaşabiliyoruz engellerle. İşte kurşun yaralanmaları ya da nörolojik rahatsızlıklar gibi sonrasında da ona göre şekilleniyor. Aslında biz burada şey odaklı bakmalıyız, yani yaşamda her yerde olabilirler. Yani sizin yerinizde de olabilirler, benim yerimde de olabilirler. Engelli fizyoterapistler, engelli doktorlar da artık günümüzde çok fazla mevcut. Ama önemli olan engelleri ne kadar aşabildikleri, yani kişileri topluma ne kadar kattığımız, sizin ya da benim engelleri aşarken insanların ne kadar destek olduğumuz, ne yaptığımız, ne yapabileceğimizi konuşmak. O yüzden engelli arkadaşlar yaşamın her alanında yanımızdalar aslında. Evet. Aslında soruya engelli birey kimdirle başlayacaktık. Tabii onu da bir açıklarsanız. Tabii. Engelli birey kimdir? Yani aslında yani daha demin dediğim gibi engelli bireyi çok farklı boyutlardan ele alabiliriz. Bedensel engelli, zihinsel engelli ya da çevresel koşullara adapte sağlayamadığımız için engelle takılan insanlara da engelli kavramını koyarsak eğer üçe ayırabiliriz benim bakış açıma göre. Daha uzun anlatmak gerekirse bedensel engel doğum öncesinde, yani anne karnında oluşan bir farklı gelişim sebeple olabiliyor. Nasıl? Örneğin işte geçen haftalarda spina bifida günü vardı, program yapmıştık. Anne karnında omurga kesesinin kapanmamasına bağlı olarak anne karnında oluşabiliyor. Ya da doğum sırasında beyne oksijen gitmemesine bağlı olarak oluşabiliyor. Ya da her şey normal gelişirken, işte bir tane şu anda böyle bir hastamız var. 2 yaşına kadar normal gelişen bir çocuk. 2 yaşında boğazında fındık takılıyor ve beyni oksijensiz kaldığı için engelli olabiliyor. Şimdi engelliliği sadece çocukluğa da, yani ben pediatrik fizyoterapist olduğum için çocuklardan örnek veriyorum ama sadece çocukluğa da adayamayız. Aslında hepimiz birer engelli adayız derken bu çok doğru bir söz. Yani şöyle, 7 yaşına kadar normal gelişip 7 yaşında kas hastası olan engelli bireyler de var. Ya da sizin benim gibi 20'li yaşlar, 30'lu yaşları geçirdikten sonra MS'le tanışan insanlar da var. MS'i de açıklayayım. Multiple skleroz. Beyinde plakalar oluşuyor. Beyin ve omuridikte plakaların oluştuğu yere göre de farklı engellerle karşılaşıyoruz. İlk başta görme bozukluğu, sonra duyu his bozukluğu, sonrasında da kas iskelet sistemini etkiliyor. Yani demek istediğim şey şu, eğer sadece bedensel engel açısından bakarsak, genel olarak nörolojik temelli anlattım ama sokakta yürürken bir kurşun yaralanmasıyla omurilikten felçli olan insanlar da var. Ya da işte düşük ayağa sebep olan insanlar da var. Ne? Sizin benim gibi sağlıklı bir insan günlük yaşantısına devam ediyor ama bir kurşun yaralanmasıyla hayatının seyri tamamen değişebiliyor. Ya da bir asansör kazasıyla ya da bir trafik kazasıyla hayatının seyri tamamen değişebiliyor. O yüzden biz aslında günlük yaşantımızda, çalıştığımız yerde, dolaştığımız bir AVM'de ya da parkta bir bedensel engel için konuşuyorum halen. Bir bedensel engelli birey gördüğümüzde kendimizi onun yerine koymalıyız, koyabilmeliyiz de değil. Artık koymalıyız çünkü
Nereden biliyoruz yarım saat sonra bir trafik kazası geçirip vücudumuzun bir engelli olmasını olmayacağını. O yüzden sadece bedensel engel açısından bile baksak engel yaşantımızda her an karşımıza çıkıyor aslında. Ve biz bu engellere takılmadan nasıl bunları aşıp nasıl birlikte olabiliriz, nasıl bir olabiliriz'e odaklanmalıyız. Evet. Peki hocam, engel tanımına bedensel, zihinsel veya çevresel koşullar ile mi bakmalıyız? Bunu ya, biraz açar mısınız? İşte, yani daha demin bedenselden bahsettim. Bu iş aslında sadece bedensel engellerle de değil, zihinsel engeller de var. Ya da işte çevresel olarak aslında gayet normal gelişen bireylerin takıldığı engeller de var. Yani zihinsel engellere baktığımızda yine doğum öncesi, doğum sırası ya da sonrasında beynin oksijensiz kalmasıyla bir bedensel engeli oluşmadan sadece zihinsel dil konuşma ya da beynin normal sınırlar diye sınırlarda düşündüğümüz aralıkta gelişememesine de sebep olabiliyor. Zihinsel engelde biz bu arkadaşlara neler yapabiliriz? Bu arkadaşları nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Günlük yaşam aktivitelerinden, akademik becerisine, dil konuşma becerisinden, bedenini ve çevresini tanımasına, bütün alanlarda nasıl destekleyebiliriz de konuşmalıyız. Yani evet, bedensel engel var. Onun yanında zihinsel engelimiz de var. Bir okul öncesinde, anaokulunda işte zihinsel engeli olan çocukları kabul etmeyen anaokulları, kreşler ya da okula gittiğinde özel alt sınıfa gidiyor birçoğu arkadaşlarımızın, bu çocukların. Kaynaştırma sınıfı dediğimiz bir şey var. Normal çocukların sınıfına girmesi gerekiyor. Bunu kabul etmeyen diğer veliler, benim çocuğumun sınıfında işte bu olmasın diyen veliler. Yani neden ayrıştırıyoruz ki? Yani böyle bir şeye ben sebep olmadım. Benim çocuğum diyelim ki zihinsel engelli. Buna ben sebep olmadım, buna sen de sebep olmadın. Benim çocuğumun seninle birlikte aynı eğitim almasına neden engel oluyorsun ki? Yani biz genel olarak sadece sağlıkçı ya da eğitimciler değil, genel olarak, bütün toplum olarak bedensel, zihinsel engelli diye ayırt etmeden bütünleşebilmeyi öğrenmeliyiz. Yani otizmli bir çocuk gördüğümüzde bir davranış problemi varsa, ya annesi niye ilgilenmiyorsun bununla demek yerine görmezden gelebilmeliyiz. Yani en yakın dönemde yaşadığım, ben 6 aydır Manisa'dayım, İstanbul'dan geldim. Saruhanlı'dan bir tane öğrencim gelecekti. Manisa merkezde çalışıyorum. Otobüste 20 dakikalık bir yolculuk varmış herhalde. Otobüste otizmli çocuğu davranışsal olarak farklı tepkiler verdiği için büyüklerimizin işte durdur çocuğunu, işte çocuğuna baksana gibi yorumlarından aile çok yorulduğu için artık buraya gelmeyi istemiyor. Yani neden buna sebep oluyoruz? Orada, ortada farklı bir gelişim varsa eğer, ki var, belli, bariz, bunu görmezden gelmek bu kadar mı zor? Yani bu kadar zor olmamalı gerçekten. Biz orada aileleri zaten kendi içlerinde birçok şeyle uğraşırken, çocuğunun sağlığıyla ilgili hastaneler, raporlandırmalar, işte bir yerden bir yere ulaşım gibi, onun eğitimi gibi birçok şeyle sorunla uğraşırken, bir de çevresel faktörlerle insanları engellere takmaya neden evet diyoruz dememeliyiz. Yani gençler bunun farkına varmaya başladı, evet tamam, ama belli bir yaşın üstüne de artık bunu anlatmalıyız. Yani otizmli bireyler hayatımızın içinde. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler hayatımızın içinde, zihinsel engeli olan bireyler hayatımızın içinde ki bizim algımız sadece işte işitme engelli, cihazı varsa anlıyoruz dışarıdan görüyorsak, ya da işte görme engelli, bariz ortadaysa hemen yardıma koşuyoruz. Ama dediğim gibi bu bedensel engelli de hemen yardıma koşarız genelde toplumsal olarak. Ama dediğim gibi bu üçünün dışında bir zihinsel engeli de varsa çocuğun, ya da gelişmekte olan bireyin, ergenin, bir bireyin fark etmiyor. Orada da ötekileştirmeden bizleştirmeliyiz. Yani kişileri dışlamamalıyız. Onların aileleri zaten zor bir yaşantı idame ettirmeye çalışırken biz onlara farklı engeller koymamalıyız. Yani bu farkındalığa ulaşmamız lazım. Evet.
Kıymetli hocam, iş hayatınızda engelli çocuklarla ağırlıklı engelli çocuklarla uğraşıyorsunuz. Peki bu engelli çocukların aileleri nasıl duygularla size geliyor? Beklentileri ne oluyor? Yani şöyle, meslek hayatının ilk başlarında ve stajyer bir öğrenciyken, fizyoterapistken genelde çocukların işte 3 yaşında, 5 yaşında ya da okula başladıktan sonra 6 yaşında okulda fark edilmesinden bahsediyorlardı. Çocuk okula gidiyor, zihinsel engel için söylüyorum yine. Bir akademik beceride bir problemle karşılaşıyor ve işte oradan bir psikiyatra yönlendiriliyor, oradan da özel eğitime yönlendiriliyordu. Ama günümüzde artık aileler daha farkında, daha bilinçli. Yani sosyal medyanın etkisi de diyebiliriz buna. 0-2 yaş grubundaki çocukları yakalama ihtimalimiz çok çok daha arttı. Bu nasıl oldu? Yani bizim işimizde erken tanı ve tedavi çok önemli. Çünkü ne kadar erken müdahale edebilirsek bireye, o kadar çok normalize günlük yaşam aktivitelerinin kalitesinin artması, daha yaşam standartlarının konforlu olmasını sağlayabiliyoruz. O yüzden günümüzde, yani benim 6. yılım bu meslek hayatımda, artık aileler ya bu çocukta bir şey olabilir mi hocam diye bize gelmeye başladılar. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Niye? Çünkü normalde bu çocuğu aile fark etmese, 5 yaşında, 4 yaşında kreşe gitse belki fark edilir ya da okula gittiğinde fark edilecekti ve bu süreç gitgide zorlaşacaktı. Eğitim kalitesi, çocuğun daha iyi ileriye gitmesi vesaire. Ama artık aileler o kadar çok çocuklarına düşkünler ki, o kadar çok çocuklarının her hareketini irdeliyorlar ki 0-2 yaş aralığında çok güzel yakaladığımız çocuklar olabiliyor. Evet. Erken tanı için. Her birey engelli adayıdır diyoruz, evet, hocam. Peki biraz açıklar mısınız bunu, nasıl? Yani aslında daha demin de söylediğim gibi şöyle, siz ya da ben hiç fark etmez, gündelik hayattan örnek verelim. Az sonra çıktık, bindik arabamıza, gidiyoruz. Bize yeşil yanıyor diye atıyorum 60-70 ile gittiğimiz ya da 100 civarında bir hızla gittiğimizde kendisine kırmızı yanan bir araç geldi, bize çarptı. Çok olağan mı, oladan, sıradan mı? Sıradan bir olay yani. Hepimizin başına gelebilecek bir şey. Eğer kemerimiz de bağlı değilse, eğer bir kafa travması yaşarsak, whiplash dediğimiz öne doğru kafanın hareketiyle birlikte oluyor genelde. Ya da daha demin ilk söylediğim örneklerden biri gibi, işte yolda gidiyoruz, birisi çıktı, maganda kurşunu. Bir dönem Türkiye'nin ana haberlerinden hiç düşmezdi. Evet. Her düğünde, her asker uğurlamasında maganda kurşunu. Kişi balkona çıkıyor ve bir kurşun geliyor, bütün hayatı değişiyor. Bunun gibi bir sürü örneğimiz var. Yani günlük yaşantımız içerisinde bizim planlamadığımız koşullarda karşımıza çıkan olağan ya da olağanüstü diyelim ki durumlarla aslında hepimiz engelli adayız. Yani her anda olabilir. Ya da işin nörolojik kısmı da var. Ben bilmiyorum şu an MS hastası mıyım? Yani nasıl bilmiyorum? Bir beyin MR'ım çekilmedi. Ve belki de benim beynimde şu an plaklar oluşuyor. Ve belki de 3 ay sonra bir görme yetimi kaybedeceğim. Bunu bilemem. Nasıl bilemem? Çünkü eğer MS hastasıysanız 20'li yaşların başlarında da gözükebiliyor ama hafif hafif belirtiler geliyor. Eğer bunu kaçırdıysanız vücudunuzda, fark etmediyseniz, o uyuşmalar, sızlanmaları başka şeylere yorduysanız tak diye hafif felçler inebiliyor ayağınıza ve sonrasında doktora gidildiğinde bel fıtığıyla karıştırılıyor ve engelli bir birey oluyorsunuz bir noktada. Hızına göre, MS'in ilerleyişine göre. Hadi bu da nörolojik bir durumdu. Guillain-Barré, yani bir düşük ayak sebebi olabiliyor. Ya da felç. Yani bir tane hastamız vardı, fabrika çalışanı, eve gidiyor, duş alıyor. Duş alırken işte bir sıcaklık hissettim başımda. Ne oldu? Yere yığılıyor, kan şekerinin düştüğünü falan düşünüyor. Kalp krizi mi acaba diye düşünürken işte eşi geliyor, hastaneye gidiyorlar, felç geçiriyor. Yani bunun hiçbirini bilemeyiz. Yani ne siz, ne ben, ne herhangi bir vatandaşın ben şu engelim olacak diyemeyiz yani. Aslında o yüzden hepimiz engelli adayıyız. Hepimiz şu an için. Evet. Hocam, engelli bireylere veya çocuklara
bizim normal yaşantı yaşayan insanlar, ki onlar da normal bir yaşantı yaşıyor, evet, ama yaklaşımımız nasıl olmalı? Yani ben çocuklarla çalıştığım için genel olarak çocuklardan, evet, gideyim öncelikle. Şöyle düşünün, bir kreşe yazılmak isteyen ebeveynden bahsedeyim. Manisa'da olan bir durum bu. Bedensel engeli olan bir çocuk, 3 yaşında, inanılmaz zeki bir çocuk ve artık akranlarıyla iletişim kurmasını istiyoruz. Normal rutin hayatında. Bir tane ana okuluna, kreşe gidiyor. Şeyi söylüyorlar işte. Burası 2 katlı, sizin çocuğunuza uygun değil. Öbürüne gidiyor, bizim öğretmen sayımız yeter değil. Öbürüne gidiyor bilmem ne. Yani neden? Yani bu sizin de çocuğunuz olabilirdi. Benim de çocuğum olabilir. Yani ben neden kabul edilmiyorum? Yani benim çocuğumun bedensel engeli var diye neden anaokulu kreş beni almıyor? Kadını çok üzmüştü ve çok ağlamıştı. En son bir tane kreşle anlaşmışlardı, başlamışlardı. Şimdi bu aileler zaten özel gereksinimli bir bireyi göz bebeği gibi büyütüyor. Yani sanmayın ki, hep beraber yani sanmayalım ki çok ağır bedensel engeli olan bir çocuğun annesi çok üzülüyor, çok mahvoluyor, onu taşırken çok yoruluyor. İnanın öyle değil. Mucizevi bir şekilde o ilahi güç, ne diyelim bilmiyorum ama büyük bir özveriyle çocuğuna bakıyor. Yani 17 yaşında, 20 yaşında ağzının suyu akan çocuğu ağzının suyunu siliyor, pozisyonluyor. Çünkü bizde skolyoz ya da herhangi bir omurga rahatsızlığı da olabilir. Onu besliyor. Ağzından beslenemiyorsa PEC dediğimiz sistem var. Oradan mamasını veriyor. Eğer oksijen problemi varsa sürekli olarak satürasyonuna bakıyor. Yani artık anne ya da baba doktoru oluyor, hemşiresi oluyor, öğretmeni oluyor, her şeyi oluyor o çocuğun. Şimdi ebeveynler çocuklarına bu kadar kaliteli bir hayat şartı sunarken biz dışarıdan üçüncü göz olarak yoldan geçen bir amca, beyefendi, o çocuk yolda giderken ona şöyle küçümser bakışlar ya da aslında belki de merak ettiği için ötekileştirerek onu da yapabiliyor mu gibi garip sorularla biz o aileyi rencide ediyoruz. Yani neden? Senin çocuğun nasıl 3 yaşında, 5 yaşında okula gidiyorsa o çocuk da gidecek. Gidemiyorsa da o çocuk da ona göre bir eğitim alıyor. Emin olun alıyor. Yani ya evinde bireysel eğitim alır, fizik tedavisini alır ya da aile bunu farklı bir alanda destekliyor. Alabilecek her pozisyonda eğitimlerini veriyorlar. Biz sosyal hayatımızda, çevremizde gördüğümüz engellileri ötekileştirmemeliyiz. Yani onların rahatsız olabileceği bakışlar ya da işte anne babayı rahatsız edebilecek cümleler, çok ağlayan bir çocuk için sustursan artık çocuğunu. Ya sussa zaten anne onun ağlamasını istemez. Yani kendimizi onun yerine koymak, empati yaparak, yani iki düşünün, bir konuşun. Yani zaten aile çünkü birçok zorlukla başa çıkarken bir de çevredeki engellerle başa çıkmak aileyi çok yoruyor. O yüzden biz vatandaşlar olarak engelli bir bireyi gördüğümüzde ailenin ihtiyacı, talebi varsa destek olmalıyız ama yoksa onları ötekileştiren bakışlar, sorular, acıma tarzı bakışlar, bunlar çok yersiz. Gerek yok bunlara yani. Evet. Hocam biraz önce bu şey sohbetten önce, hemen önce demiştiniz ki her insan bir engelli adayıdır. Yani biz bile şu an belki, evet, başımızda veya beynimizde plaklar oluşabilir demiştiniz. Peki mesela çocuk sahibi olacak veya yeni çocukları olmuş ailelere bu gibi rahatsızlığı daha henüz belirmemiş veya hiçbir rahatsızlığı yoksa bile, hı hı, ne zaman sizlere gelmeli veya doktora gitmeli? Neyi, evet, neyi gözlemlemeli çocuğunda? Yani şöyle, farklı bir yerden gideceğim ama önce. Mesela biz şu anda bu programı Müftü Bey'in önderliğinde yapıyoruz. Müftü Bey'in bu konuya ilgisi, alakası ve bu konuya değinmesinin sonucu olarak bugün de programımız var. Bugüne kadar da 3 program yaptık. 6 aydır buradayım. Müftü Bey'le 5 aydır 3 ya da 4 tane program yaptık.
Şimdi olay şu mu aslında? Bizim genel olarak bu tarz çocuklara evet bir eğilimimiz var. Bu tarz özel gereksinimli bireylere bir eğilimimiz var, tamam. Ama bunu önlemek için de ne yapabiliriz'i de konuşmamız mı? Bence öyle. Evet. Zaten programlarımızda biz bunu da konuşmuştuk. Ama buradan bir daha ifade etmek adına. Kişisel fikrim, evlenmeden önce zaten oluşabilecek engel durumları, hani çocuğun doğuştan engelli olması için 3 aşağı 5 yukarı aklımızda bazı şablonlar var. Mesela SMA hastalığı için dün sosyal medyada okudum, ne kadar doğru bilmiyorum. Evlenmeden önce aşı yaptırılması, test yaptırılması ve eğer böyle bir ihtimal varsa tüp bebek olması için, tüp bebekle bu ihtimali ortadan kaldıracaklar. Devlet destekleyecek diye bir tane haber okudum. Muhteşem bir şey bu. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Müftü Bey kendi çalışanlarına şey yapıyor. Çocuk düşünenlere, sağlıkçı olarak ben geliyorum, bir seminer verdirtiyor ve işte hangi rahatsızlıklar olabilir, biz nelere dikkat etmeliyiz, 0-2 yaş gelişimi nasıldır, ne görürsek problemler karşılığında bir yere gitmeliyiz, nereye gitmeliyiz. Bunu aslında belediyeler de yapmalı, bunu küçük çaplı işletmeler de yapmalı, bunu belki de okullara dahi indirgemeliyiz. Çünkü evlenmeye hazır olduğunu düşünen bireyler evlenmeden önce sağlık alanında özellikle gelişimsel olarak patolojileri bir tık öğrenmeliler. Yani tamam bir sağlıkçı kadar öğrenmese de bir tık öğrenmeliler. Neden? İşte ne diyoruz? Spina bifida, folik asit eksikliğiyle oluyor. Tamam, kabul. Sadece folik asitle değil, genetik de olabilir, farklı teratojenlerle de olabilir, farklı sebeplerle de olabilir. Biz eğer aileyi folik asite karşı uyarırsak en azından folik asit ihtimalini ortadan kaldırırız. Yani kişiler çocuk düşünmeden önce doktora gidip sağlıklı bir gebelik için ne yapabileceğini, işte hangi vitaminleri kullanması gerektiğini ya da illaki hap olarak söylemiyorum bunu. Besin olarak da yani greyfurt mu tüketmeli o dönem, C vitamini nasıl almalı ya da hangi ürünlerde bu vitaminler daha fazlaysa o vitaminleri tüketerek o dönemi geçirmeleri gerektiğini anlatabilmeliyiz. Ya da işte genetik rahatsızlıklarda ya da akraba evliliği gibi durumlarda. Çünkü evet birçok çalışma akraba evliliği sonucunda engelli birey olma ihtimalinin fazla olduğunu gösterse de birçok çalışma da göstermiyor. Anlamsız buluyor bu sonucu. O yüzden biz yeni evlenecek bireylerle ya da çocuk düşünen bireylerle oturup neler yapabileceklerini konuşmalıyız. Yani nasıl sağlıklı beslenmeleri gerektiğini, çocuğun doğduktan sonra doğum sırasında nasıl problemler olabileceğini, işte çocuğun beyninin oksijensiz kalması sonucu, bu tamamen sağlıklı gelişen bir hamilelik, çocuğun doğumunda zor doğum oluyor, mor doğum oluyor ve beyni oksijensiz kalıyor. Benim böyle birçok çocuğum oldu. Ya da çocuk ters geliyor, brachial plexus'a sebep olabiliyor. Koldaki bir sinirin sıkışması sonucunda farklı bir kol problemi. Biz bunlara karşın aileyi bilgilendirirsek ya da 0-2 yaşta nasıl bir gelişim gösterdiğini çocuğun bunlara karşı bilgilendirirsek aile bunu farkına varıp daha erken tanı ve tedavi için bize getirebilir. Bunu da zaten Diyanet şu an yapıyor. Müftü Bey bu konuya çok güzel eğilim sağlıyor. Bunu da genelleştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız aslında. Evet. Kıymetli hocam, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü değil de yani yılın 365 günü engelliler bizim hem sosyal hayatımızda hem evimizde hem yakın akrabamız her türlü engelliler bizlerle beraber. Yani biz bunu bir gün değil de 365 güne nasıl yayalım? Neler yapalım? Yani burada yine aslında toplumsal farkındalığı arttırmak, bilinci arttırmak, tıpkı sizin yaptığınız gibi diğer birçok kurum ve kuruluşun da evet bu arkadaşlar hayatımızda ve bizimle yan yanayız mesajını vermek çok önemli. Mesela bugün daha doğrusu geçen hafta bir araştırma okudum. 2020 Eylül'de yapılmış. Sayılar şu an tam aklımda değil ama özetle şu olay.
devlet işte %4 özel gereksinimli birey, engelli birey çalıştırma zorunluluğu kılıyor. Özel kamu, özel sektörde %3 kontenjanlarına bakıyorsunuz. Devlette atıyorum şu anda 100 binlik bir kontenjan varsa 80 bini dolu. Şimdi biz hem devlet hem özel sektör özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına adaptasyonu için birey olarak elimizden geleni yapmalıyız. Yani ben bir AVM'ye gittiğimde bir satış elemanı özel gereksinimli birey olabilir, olabilmeli. Yani ya da işte bir devlet dairesine gittiğimde özel gereksinimli bir birey orada çalışıyorken ben onu rahatsız edici, irrite edici gözlerle bakıp onu rahatsız etmemeliyim. Ya da herhangi bir markette böyle bir birey çalışırken onları rahatsız etmemeliyiz. Aksine işlerini kolaylaştıracak, birlikte çalışmayı keyif alma haline getirecek planlar, projeler üretmeliyiz. Yani çünkü ne kadar çok hayatımızda, ne kadar çok birlikte yan yana olursak, ne kadar çok sokakta gezen, ne kadar çok aktivitelere katılan bireyler haline getirebilirsek özel gereksinimli bireyleri, refah seviyemiz, yaşantımız çok daha huzurlu, çok daha mutlu olacak. Buna eminiz yani. Hocam, keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tüm yine engellilerimizin engelliler gününü de kutluyoruz. Sağlıklı yaşamlar diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimize de hem bebek düşünen hem de yeni evlenecek kardeşlerimize de sizin söylediğiniz, önerdiğiniz şeyleri de biz de buradan yine tekrar ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz uzman fizyoterapist Hasan Çömez hocamız bizlerleydi. Keyifli bir sohbet oldu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.